Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Galatasaray'ın gündeminin bir numaralı maddesi Süper Kupa maçı. Ancak Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U19 takımıyla gelip sonra da maçı 90 dakika olarak tamamlamama durumu bir şekilde ortaya çıktığı için de o maçla ilgili çok fazla bir şeyler konuşmak çok da fazla zaman öldürmek anlamına gelecek. Çünkü netice itibariyle bir hükmen galibiyet ve Galatasaray'ın müzesine bir kupa daha gidecek, bunu söyleyelim. Hemen şunu ama Galatasaray şunu da söyleyeyim, A takımıyla yola çıktı. Yani işte genç bir takım götürmüyor, bütün oyuncularını götürdü. Genel anlamda bir iki tane veri sizlerle paylaşmak istiyorum ama öncesinde Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür etmek istiyorum. Yorum, beğeni ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. İki tane veri sizinle paylaşayım. Galatasaray Avrupa'nın 10 büyük ligi değerlendirildiğinde en başarılı performanslar listesinde birinci sırada yer alıyor. 26 galibiyeti, 82 puanı olan bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle önemli bir başarının olduğunu söyleyelim. Veri olarak çok fazla veri kullanmayacağım. Bir de 2024'te 14 lig maçına çıkıp 8 kez duran top golü attığını, Galatasaray'ın ki duran toplarında ne kadar değerli olduğunu bilmem söylemeye gerek var mı diye düşünüyorum. Hemen şöyle söyleyelim, bir iç transferdeki hareketlilikten bahsedelim. Galatasaray'da biliyorsunuz Tete istenilen performansı sergileyememişti. Flamengo kendisine transfer teklifinde bulundu ve hatta transferin gerçekleşmesi için harekete geçti. Bu sezon 2027'ye kadar sözleşmesi olan Tete ligde gol atamadı ama genel anlamda 3 tane golünün olduğunu söyleyelim. Ancak bizim aldığımız bilgiler şöyle, bu kamuoyuna yansıyan haberin dışında Tete'nin şöyle söyleyebiliriz, Avrupa'da kalma isteğinin de yoğun olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Onu da söyleyelim, şöyle gözlüğümüzde takıp devam edelim. Tete konusunu anlatmış olduk. Şu Eren Dinkçi konusu ne oldu, bir anda Eren Dinkçi geliyor derken gelmedi diye soranlar oluyor. Onu da söyleyelim, gerçekten de transfer önemli bir mesafe kat etmişti Galatasaray transferde ama 5 milyon euroyu, bunu da söylemiştim, verdiğiniz andan itibaren oyuncuyu transfer etme şansınız vardı ama Galatasaray bu konuda yavaş davrandı diyor. 1 Nisan'a kadar para yatırılmış olsa Galatasaray'ın oyuncusu olacaktı 5 milyon euro. Hatta babası biraz da sitem etmiş, işte Tete'ye, Zaha'ya veriyorsunuz paraları, vermediniz diye yönetimi ağır davranmakla suçlamış ve Eren Dinkçi gibi geleceği son derece kariyeri parlak bir oyuncu elden kaçmış oldu. Ama tabii bu Galatasaray'ın tercihi. Bir başka önemli noktadan devam edelim. Nicola Zaniolo'dan bahsedelim. Nicola Zaniolo konusunda Atletico Madrid'in isteğinden bahsetmiştik. 18 milyon euro veriyor. Kendi takımı Aston Villa'da Unai Emery'de tutmaya çalışıyor. Memnun olduğunu söylüyor. Ama çok enteresan bir gelişme Napoli'den geldi. Di Marzio'ya göre, transfer sihirbazı denilen gazeteci Di Marzio'ya göre Napoli'de sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Giovanni Manna listesindeki ilk sıranın Zaniolo olduğunu söyledi. 20 milyon euroyu da vereceklerini söyledi. Biliyorsunuz zaten 22,5 milyon euro verildiğinde Aston Villa oyuncuyu transfer edebilecek. Peki Atletico Madrid demiştiniz, ne oldu diye soruyorsanız Atletico Madrid'de 18 milyon euroya kadar çıktı ama Galatasaray 20'nin altına inmek istemiyor. Bence 18'e çıkan 20'yi de verir diye düşünüyorum, onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi belki de günün en ilginç, en çarpıcı haberini sizle paylaşacağım. Endombele gerçekten çok ilginç ve çok çarpıcı. Hani bazı sözler var, burada söylemek gerçekten zor oluyor. Tottenham'ın bir teklifi var. Diyor ki Tottenham, bakın 15 milyon euroya satın alma opsiyonu kullanabileceğiniz bir oyuncu var elinizde. Biz onu size hiç 15 milyon euro demeyelim, 5 milyona verelim. 5 milyon euroya. Gerçekten de hani bazı kulüpler çok cin akıllı oluyor. Ama Galatasaray da herhalde bu
Zoka'yı yutacak bir kulüp değil. Yani hiçbir katkısı olmayan bir Ndombele'ye 5 milyon euro vereceğinize Eren Dinkçi'ye verirdiniz. Geleceği olan bir oyuncu ve çok çok daha doğru bir hamle yapmış olurdunuz. Yani bu nokta gerçekten çok dikkat çekici. Ndombele'yi verelim. Hatta şöyle bir şey de olur ya bir genelde. Yani Ndombele'yi alın, üstüne de bir iki tane de oyuncu verelim işte, ya da şunu verelim bunu verelim derler ya, işte öyle bir durum söz konusu. Kesinlikle böyle bir durumun olmadığını söyleyelim ve devam edelim. Emin Bayram, Okan Buruk, Emin Bayram'ın bu sezon Galatasaray'da olacağını söyledi. Westerlo'da müthiş bir performans gösteriyor. 25 maç oynadı 21 yaşındaki oyuncu. Milli takımda da forma giyiyor hepinizin bildiği gibi. Bu noktaya baktığımızda net bir şekilde oyuncunun önümüzdeki sene Galatasaray'da olacağını söyleyebiliriz. Peki bugün gelen çok sıcak bir haber. Biliyorsunuz sağ bek konusunda size bazı bilgiler aktarıyoruz ama Kenny Tete kış transfer döneminde gündemdeydi. Fulham'ın oyuncusu takımıyla anlaşamadı ve Nicola Shira onunla ilgili olarak şöyle bir cümle kullanıyor. Takımıyla anlaşmadı, Galatasaray'a gitmeye sıcak bakıyor diyor. Tabii bu haberin, ben size haberini iletiyorum ama ne kadarı doğrudur, gelmek konusunda ne kadar ısrarcıdır ona bakacağız. Çünkü serbest oyuncu olduğu için genelde bu tür oyuncuların taliplerinin olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Şimdi bir iki tane haber daha paylaşalım sizlerle. Rafa Silva konusundaki gelişmeleri söyleyeyim, son gelişmeleri. El Saad takımı istemişti. 10 milyon euroluk bir imza parası var. Onlara çok cazip geliyor ama şunu da söyleyelim. Rafa Silva şu anda bu teklifi kabul etmedi. Bu da Galatasaray için bir umut diyebiliriz. Onu özellikle söyleyelim. Peki İlkay Gündoğan konusu İspanyol ve Alman basınında hala gündemde ama haberler şu şekilde yazılıyor. Galatasaray ismi yazılıyor ama bu noktada Almanların ve özellikle Arapların takipte olması Galatasaray'ın işini zorlaştırır şeklinde bir gelişme var. Onu da paylaşayım. Ve Oğuz Aydın konusunda Galatasaray'ın sağ kanat oyuncusu için görüşmeleri hızlandırdığını söyleyebiliriz. 2.3 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Biliyorsunuz Alanya Spor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu hiçbir oyuncu için olmaz, transferi gerçekleştirilemez, vermeyiz demiyor. Onun için de ben fiyatını bulursa Oğuz Aydın'ı da vereceğini düşünüyorum. İlk temaslar gerçekleşti ama sonuç itibariyle henüz neticelenmiş bir durumun olmadığını da söylemem gerekiyor. Şimdi geldik önemli bir habere. Önemli bir haber diyorum. Çünkü Luka Modric'den bahsedeceğiz. Galatasaray'a mı geliyor diyeceksiniz. Biz, bana göre gelmiyor. Yani evet, Avrupa'da pek çok basın kuruluşuna göre geliyor. Ya da daha doğrusu talipleri arasında Galatasaray var ama bana göre gelmiyor. Hatta eski takımı Dinamo Zagreb markaya bir reklam verip Dinamo Zagreb'e gelmesi konusunda istekte bulunmuştu. Türkiye'den de talipleri var diyerek Galatasaray'ı işaret ediliyor. Ama ben onun alınacağını düşünmüyorum. Bu arada o alınmayacak ama gerçekten de scout ekibi yeni, Avrupa'nın yeni Luka Modric'i denilen oyuncuyu buldu. Rijeka'da oynuyor. Niko Jankovic'ten bahsediyoruz. Hırvat oyuncu ki yani kendisine böyle sesleniliyor. Yeni Luka Modric deniyor. 10 numara oynuyor. Merkez orta saha oynuyor. Kanatta oynayabiliyor. Scout ekibi bunu Okan Buruk'a önerdi. Ki 32 maçta 10 gol 7 asisti var 22 yaşındaki oyuncunun. Okan Buruk da oyuncuya sıcak baktığını söyledi. Tabii ki bu tür gelişmekte olan, öne çıkan oyuncuları transfer etmek çok kolay olmuyor. Onu da söyleyelim. Böyle olunca iş biraz daha sıkıntıya giriyor. Hatta şimdi şuradan şöyle bir bakayım. Önümdeki notlarda görünmüyor. Ne kadar sözleşmesi var? Çünkü bu tür genç oyuncularla uzun süre sözleşme gerçekleşiyor. İşte o sözleşmenin durumuna bir bakalım. Niko Jankovic'in sözleşmesi ne kadarmış? Yani kısa süreli olduğunu sanmıyorum. Evet, 2026'ya kadar sözleşmesi var. 3 milyon euro bonservis değeri var. Bence Galatasaray'ın
bu scout ekibinin bulduğu oyuncuları daha yakından takip etmesi ve scout ekibine güvenerek transferi gerçekleştirmesi gerekiyor. Evet, Galatasaray'ın gündemini size hızlıca aktarmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.